Çocuklarımın rızkı hususunda endişe etmiyorum. Onlar Allah-u Teala'ya emanet ediyorum diyor. Eğer çocuklarım salih ve saliha kimselerden olursa Allah onları ummadıkları yerden rızıklandıracaktır. Ha, eğer çocuklarım fasıklardan olacaksa balımın kötü kimselerin eline geçmesini de istemem diyor. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Ne hacet arz etme kasbi halimi Efendim bilirken her ahvalimi Yüzleme görmüşem sen de gülüm ay, ay 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 Arzulayıp seni diye gelmişem ister öldür ister azat etmeni Bu dergahta ben muhallet kalmışam ister kurtar ister bidar etmeni Nakşi cemalinden kesmem gözümü, sende buldum madenimi, özümü. İster ver şiirinim, güldür yüzümü, ister Kuhistan'da ferhad etmeni. Ve başladığımız dörtlük, ne hacet arz etmek hasbi halimi, efendim bilirken her ahvalim. Gizleme görmüşüm, sende gülümü, ister güldür ister gamzadet meni. Salih Baba, Allah rahmet etsin. Selamun Aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Ramazan-ı Şerif dedik. Bir aradan sonra tekrar huzurlarınıza geldik. Size anlatmayı düşündüğüm bir mevzu var. O mevzuyu anlatmayı düşünürken aklıma Salih Baba'nın bu dörtlüğü geldi. O dörtlükle beraber programa girdim. Aslında anlatmayı düşündüğüm mevzunun ötesinde anlatmak istediğim başka bir mesele de var. O meseleyi anlattıktan sonra o ilk anlatmayı düşündüğüm mevzunun da dışında başka bir mevzuyu size anlatacağım. Karışık mı oldu? <laughs> Olsun. Efendim tedayiler. Hani bir şeyi düşünürken başka bir şeyin tedaisi oluyor. Salih Baba Allah rahmet etsin pir Sami Hazretlerinin dervişanından çok güzel bir zat-ı şerifi. Söyle Salih demiş, söylemiş böyle de güzel bir şey söylemiş. Çok güzel şiirleri vardır. Bir gün bir Allah dostunun huzurunda nasılsın diye sormuştu fakire. Ona Salih Baba'nın bir dörtünü okuyabilir miyim efendim dedim. Aslında o şiirdeki gibiyim dedim. Nasılmış dedi oku bakalım. Dedim ki kendi görür, kendi sorar halimi, gün be gün artırır ahuzarımı. zarımı. Kimden kime sunam arzu halimi, gene benim arzu halim yaredir. Böyledir bu işler, böyledir. Hem kendisi seni alır, çeker, çevirir, başına iş getirir, onu yapar, bunu yapar, şunu yapar. Ondan sonra da der ki ne var ne yok. <laughs> Sen de uzun uzun anlatırsın. Halini bilmiyormuş gibi. Gerek yok. Kendi görer, kendi sorar halimi ya da ne hacet arz etmek hasbi halimi efendim bilirken her ahvalimi. beni buraya getiren hadise Allah dostunun yaşadığı bir mevzu. Nişabur şehrinde kışın Abdullah bin Mübarek Hazretleri rahmetullahi aleyh tebe tabinin büyüklerinden bir zat-ı şerif yürüyor. Bakmış ki bir köle hava soğuk adam da böyle titriyor. Demiş ki ya efendine söylesen de senin üstüne böyle giyecek bir bir şey alsa iyi olmaz mı? Soğuktan korur seni. Adam demiş ki efendim görmüyor mu benim bu halde olduğumu demiş. Söylemeye ne gerek var? Öyle deyince Abdullah bin Mübarek Hazretleri bayılmış. Yere düşmüş. Ayıldığı vakit diyorlar ki ne oldu? Dönmüş o köleyi göstermiş. Sabrı ve kanaati bu köleden öğrendim demiş. Bak aynı şey. Efendim bilirken her ahvalim. Bilmiyor mu diyor benim açta olduğumu, açıkta olduğumu. Alsın. Söylemeye ne gerek var? Burada İbrahim Aleyhisselam'ın ahlakından bir cüz var. Mancının tepesinde atacaklar ateşe. Hani ile emin gelmiş. Rabbin bir isteği var mı diye soruyor. Deyince Rabbim benim bu halde olduğumu biliyor mu? Biliyor. Senden hiçbir isteğim yok demiş. Bu, bu, acayip bir şey. İbrahim Aleyhisselam. Evvahun halim olan peygamber. Evliya-i kiram hazaratı. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyebildiği kadar büyüktür. Ona mutabatı kadar Allah'a yakındır. Ve diğer peygamberi izam, hepsi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olmak itibariyle mutabat edilmesi gereken zat-ı şeriflerdir. Yani bir evliyanın ahvalinde İbrahim Aleyhisselam'ın halinden bir hal, Musa Aleyhisselam'ın ahvalinden bir ahval, İsa Aleyhisselam'ın halinden bir Hepsinden böyle bir şey. Hatta müridanda bile seyri sülük içerisinde, yani yolculuğu esnasında her peygamberin halinden bir hali, Tattırırlar derler. Ne kadar tattırırlar? İstidadı kadar, nispeti kadar, nasibi kadar, gayreti kadar, Allah'ın murad ettiği kadar. Ama tattırırlar. O öyle bir yolculuk. Abdullah bin Mübarek Hazretleri, işte bu kölenin halini görünce, söylediğini duyunca yere düşüp bayılan zat-ı şerif, çok büyük bir zat. İlim öğrenmiş. İmam Azam Hazretlerinden, İmam Malik Hazretlerinden fıkıh okumuş. Süfyan-ı Sevri Kudüs'e ruh gibi büyük saatların sohbetinde bulunmuş. Hadisle çok fazla meşgul olmuş. Hatta yalnız kalırmış. Hazretim de. Ona derlermiş ki yalnızlıktan sıkılmıyor musun? Ya insan Resulullah Aleyhisselatü vesselam ve arkadaşlarıyla beraber olunca hiç yalnız kaldır. Onlarla beraber sürekli. Böyle güzel bir zat. Şimdi bu zat-ı şerifin ha, sadece bu yönü yok. Hani sadece alim, arif bir zat değil. Onun için şöyle derler. Medresede müderristir camide vaizdir, şehirde tüccardır, harpte de büyük bir kahramandır. Yani hem kılıç sahibi hem kalem sahibi, hem gönül sahibi hem ilim sahibi. Böyle hezarfen bir zat-ı şerif Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin, derecatlarını da Ali eylesin. Niyazım odur. Şimdi onun anne ve babasının evlenmesinin enteresan bir hikayesi var. Asıl size bugün anlatmak istediğim şey o. Fakat mesela ondan önce bir sormak istediğim başka bir şey var demiştim ya. Sormak istediğim şey de şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira Mağarası'nda malumunuz halvete çekiliyor. Tefekkürle, tezekkürle, ibadetle, taatle meşgul oluyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisine nazil olacağı sene. Yani cibril ile Emin'le ilk defa karşılaşacağı sene Hira Mağarası'na çıkıyor. Hira'da Hadise malum. Belki bir programda uzun uzun bahsini ederiz. Cibril-i Emin geliyor oku diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben okuma bilmem diye mukabele ediyor. Üç defa Hazreti Cebrail sıkıyor. Alak suresinin ilk beş ayeti cellesini getiriyor. resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira'dan evine dönüyor. Ama bu enteresan bir gidiş ve geliştir. Çünkü Hazreti Hatice Validemizin yanından Hira'ya giden kişi Abdullah'ın yetimidir. Abdülmuttalib'in torunudur. Hatice'nin eşidir. Kureyşli Muhammed bin Abdullah'tır. Fakat Hira'dan geriye Hazreti Hatice'nin evine dönen kişi radıyallahu anh'a kainatın efendisidir. Hatemül Enbiya'dır. Son peygamberdir. Allah'ın Habibidir. Şimdi o gelişi düşünün. Hazreti Cebrail'i görmüş, mağara üç defa sıkmış, Ayet-i celle nazil olmuş, ilk defa vahye bu suretle muhatap olmuş. Endişe içinde, korku içinde olanlara anlam vermeye çalışıyor ve eve geliyor. Hazreti Hatice validemize bana neler oluyor dediği vakit Hazreti Hatice validemizin verdiği bir cevap var. Bu cevabın terazisinde her birimizin kendini tartması lazım. Annemiz diyor ki Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmez. Peki niçin utandırıp üzmez? maddeler halinde sıralıyor annemiz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin. Bakın sevmek eğer sevdiğine benzemekse Allah'ın da bizi utandırmasını ve üzmesini istemiyorsak nelere sahip olmamız gerektiğini Hz. Hatice Validemizin dilinden resul Ekrem Efendimizin dinleyip teyit edişiyle öğreniyoruz. Bir, çünkü sen akrabanı gözetirsin. İki, doğru konuşursun. Yalan söylemezsin. Üç, işini görmekten aciz kimselerin elinden tutarsın. Hani birisi var bir, bir şey yapacak yapmaya gücü yetmiyor. Onun o işi yapabilmesi hususunda ona yardımcı olursun. Dört, yoksulları kayırırsın. Bakın doyurursun değil, kayırırsın. Bu enteresan bir ifade, yoksulları kayırırsın. İnsan böyle bir hüküm vermesi vesaire icap ettiği vakit bakar da parası olana, zengin olana, itibarı olana, seçkin olana doğru gönlüm meyledi verir adalet terazisinde. Halbuki diyor ki yoksulu kayırmak haklıysa hakkını vermektir. Yoksuldan tarafa durmaktır. Yoksulun yanında durmaktır. Yoksulları kayırırsın. Misafirleri ağırlarsın. Haksızlığa uğrayanlara da yardım edersin. Akrabayı gözetirsin, doğru konuşursun, acizlerin elinden tutarsın, Yoksulları kayırırsın, misafirleri ağırlarsın, haksızlığa uğrayanlara yardım edersin. Hazreti Hatice validemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylediği altı madde. Bu aklımızda kalsın. Allah'ın da bizi utandırmasını ve koruyup gözetmesini istiyorsak, Allah tarafından üzülmek istemiyorsak, işte bu altı hususiyete bizim de dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu altı şey, aynı Salih Baba'nın dörtlüğünün bir çağrışımla geldiği gibi, Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin hayatını okurken, bir çağrışımla çıktı geldi gönlüme ve bunu da buracıkta paylaşayım istedim. Çünkü Abdullah bin Mübarek Hazretleri'nin halinde işte şu altı hususun altısını da görüyorsunuz. Hani demiştik ya benzeyebildiği kadar velilerdendir, benzeyebildiği kadar Allah'a yakındır, benzeyebildiği kadar mübarek ve güzeldir, benzeyebildiği kadar kuldur Resulü Ekrem Efendimiz'e diye. Bak bu altı hususun altısında da benzeyen bir zat-ı şeriften bahsediyoruz. Mesela misafir doyurursun diyor ya. Abdullah bin Mübarek Hazretleri misafirsiz yemek yemeyen bir zat dermiş ki kıyamet günü misafirle yenilenden sual olunmayacağını duydum da onun için misafirsiz yemek yiyemiyorum. Bunlar bilgi olarak insanın hakkında olabilir fakat hayatına tatbik etmesi olmazsa olmazdır. Önce hayatınıza tatbik edeceksiniz. Olacak ki bilginin bir kıymeti harbiyesi olsun. Bir, bir şeye benzesin yani yoksa bildin bildin ama yapmadın ne işe yarar? İlle yapmak. Sami Efendi Hazretleri ilk söylediğim Sami Efendi'den bahsetmiyorum. ilk söylediğim Salih Baba bağlamında Piri Sami Erzincani Hazretleri'ydi. Kudüs'e Şimdi bahsettiğim Sami Efendi Hazretleri. Yani Musa Efendi Hazretleri'nin şeyhi olan zattan bahsediyorum talebelerinden birisi hastalandığı vakit dermiş ki ona gidin bir cömertin yemeğini yiyin. Cömert bir arkadaşınızın yemeğini yiyin. Eğer orada da şifa bulamazsanız tabi bir hazıka gidersiniz, doktora gidersiniz. Bak bu kadar. Cömertin ikramı şifadır. Cömert olup ikram etmek de bir başkasına şifa olmaktır. Tersi de tam tersi bir durumdur. Tuğrul Efendi anlatmıştı. Allah rahmet etsin. Derecatını âli eylesin. Muzaffer Efendi Hazretleri bir gün Muzaffer Efendi Hazretleri'ne diyor ki bir yere diyor yemeğe gideceğiz biraz da rahatsız olacağız ama gidelim diyor davet icabet edelim önce anlam verememiş Hazretlerine rahatsız olacağız niye rahatsız olalım gideceğiz nasıl gideceğiz bir bildiği vardır demiş düşmüş arkasına gitmişler yemeği yemişler ikisinin de hakikaten midesi rahatsız olmuş niye ev sahibi cimri biri bak cimrinin ikramının kendisini rahatsız edeceğini biliyor ama davete icabet gerekir diye de buna rağmen çıkıyor ve gidiyor. Bu ayrı bir bahis. Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin hayatının içinden birkaç böyle örnek arz edeyim size. Zarif bir zat. Mesela bir başkasında bir kusur gördüğü vakit onu çok lisanı münasiple edeple ifade etmeye çalışmış. Bir gün birisi yanında hapşırmış, pish, aksırmış ama elhamdülillah demeyi unutmuş. Yani malumunuz sünnet-i seniye bir elhamdülillah diyor. Allah'ım sana hamd olsun diyor. Öbürü yâ diyor. Allah sana rahmet etsin diyor. Öbürü de yehdina ve yehdikumullah. Allah size de bize de hidayet etsin diye cevap veriyor. Hatta o kadar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin mümin üzerindeki beş hakkını sayarken aksırdığında ona yerham Allah demesini de zikrediyor. Böyle bir şey. Abdullah Mübarek Hazretleri'nin yanında birisi aksırıyor. Elhamdülillah demeyi unutuyor. Ona demiş ki birisi demiş aksırdığı vakit ona ne demek icap eder Elhamdülillah demek gerekir. O, o zaman yerhamdülillah Allah demiş. O demiş yehdina ve yehdükmullah. Yanında duranlar diyor ki ne kadar güzel bir üslupla öğretti ya. Ha tutup şöyle bir şey demiyor. Kardeş hapşırdın ama insan bir elhamdülillah der ya Allah aşkına. Demiyor, rencide etmiyor. Üslup hani ben biliyorum sen bilmiyorsun demiyor. Mahcup etmiyor. Usulünce bir soruyla cevap veriyor. Hz. Hasan ve Hüseyin efendilerimizin abdest alırken abdestinde sıkıntı olan bir adama abdesti öğretişini hatırlayın. Onu da anlatıp mevzuyu çok fazla dağıtmayayım. Çünkü ben aslında bunlar değil de Abdullah bin Mübarek Hazretleri'nin anne babasının evliliğini anlatmak için. Öyle bir evlilikten işte böyle bir çocuk doğuyor ya getireceğim. Asıl mevzu o. Onun öncesinde böyle dolaşıyoruz ve Hazretin hayatından böyle hisseler çıkarmaya çalışıyoruz kendimize. Büyüklerin anıldığı yere rahmet iner. Ve onların ahlakıyla ahlaklanmaya vesile olur. Ahlaklanmak lazım. Çünkü güzellik onlarda saklı. Bak bulacağız, okuyacağız. Yani Allah dostları ne yapmışlar? Neden bahsetmişler? Nasıl yaşamışlar? Ne söylemişler? İnsan onlarla meşgul olduğu kadar onlara benzemeye başlar. Hiç olmazsa onlardan olamadığını anlar da hani boynunu büker. Der ki ya ben onlardan değilim falan. Güzel bir kitap. Halk içre bir ayine. Ketebe'den okunur velilerin mektupları. Mesela Hazret diyor ki Abdullah bin Mübarek Hazrete çok güzel bak. Salih kimselerden olmadığım halde salihleri severim. Kötü kimselerden de daha aşağı olduğum halde onları sevmem. Allah için sevip işte Allah için boz etmek. Çok güzel. Şurası mühim. Müstehapları yapmakta gevşek davranan sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta da gevşek davranmak farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifeti Allah Teala'nın rızasına zinhar kavuşamaz. Şimdi bu mesela ölçüyü bir sanki tersine doğru biliriz. Önce farzları yapacağım sonra şunu sonra. Hayır. Müstehapları terk ettiğin vakit sünnetleri de yapamaz hale gelirsin diyor. Sünnetleri de terk ettiğinde bu defa farzlar sana zor gelmeye başlar. Ondan sonra zaten yandı günüm keten elb bir Allah dostunun evladı kendisine ziyarete gelen bir gazeteci dostumuza öyle demişti. O gazeteci arkadaş demiş ki birazcık yakınlık hasıl olunca böyle ünsiyet. Efendim demiş ben bir şeyim var maruzatıma ben namazlarımı kılamıyorum. Acaba demiş yani bir yerden de başlamak istiyorum. Dört vakit kılsam da sabah namazını kılmasam mı? <laughs> Zor geliyor çünkü sabah namazını kılmasam olur mu? O büyük şöyle bir cevap veriyor. Seyittir yani evladı Resuldür nübüvvet kokusu gelir sözünün o hikmetten behresi vardır. İnna tayna kel kevser sırrınca vardır. Diyor ki sadece bak seninle bir anlaşma yapalım diyor. Bırak öbürü dört rekat diyor. Sadece sabah namazını kıl diyor. <laughs> Kala kaldım diyor arkadaş. Sabah kıldıktan sonra öğle yıkılma, ikindi yıkılma onlarda ne var diyor. Mevzu zaten sabah kılmak. O da dönmüş oradan bakmış. Bu da gene Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin Güzel hasletlerinden bir tanesi. Bir daha söyleyeyim, bu çok önemli. Hani insan, çoluk çocuk var, onlara bir şey bırakalım, bir şey edelim, biriktirelim. Ya çocuklara bir ev yapamadık, çocuklara şunu falan der genelde. Ama bakın Allah'ın dostları, arifler bu hususta nasıl hareket ediyorlar? Hazret başta söyledik ya, zengin de bir zat-ı şerif. Vefatına yakın bütün malını, mülkünü nesi var nesi yok fakirlere dağıtmış. Dağıtınca yanında bulunan hizmetçilerinden birisi diyor ki, efendim diyor lan çocuklarınıza bir şey kalmadı. Hepsini dağıttınız. Cevaba bak. Yani lan gideceğiz çoluk çocuğa bir şey bırakamayacağız diye endişe eden varsa cevaba baksın. Ya da olmaz da hani çoluk çocuğun içinden lan babam giderken bize bir şey bırakacak mı diye olmaz da hani aklına gelen varsa o da bunu duyu Diyor ki çocuklarımın rızkı hususunda endişe etmiyorum. Onlar Allah-u Teala'ya emanet ediyorum diyor. Eğer çocuklarım salih ve saliha kimselerden olursa Allah onları ummadıkları yerden rızıklandıracaktır. Ayetle sabit bu. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak öyle diyor. Ummadığınız yerden diyor. Salih saliha olurlarsa Allah onları ummadığı yerden rızıklandıracak zaten. Ben niçin endişe edeyim onlar için? Ha eğer çocuklarım fasıklardan olacaksa malımın kötü kimselerin eline geçmesini de istemem diyor. Kötü ama benim demiyor diyor ya evet. Cenab-ı Hak. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu için o senin soyundan değil. Gayrı salih diyor. Mesela bu gayrı salih diyor. Salihlerden değil yani. Senin değil. Böyle bir zat-ı şerif. Yani uzun uzun bahsedilir de ben hani bu kadar hadi bir, bir şey daha anlatayım mı? Notlarımın arasında var. Bir, bir şey daha anlatayım. Ondan sonra asıl mevzuya geçelim. Anne babası o evlilik meselesi önemli. Bir gün tabi o dönemde çalışıyorlar. İş, güç, uğraşmaları gerekiyor. Muhtemelen Hazretimin gençliği zamanları bir ateşperest kişiyle aynı mekanda çalışmak durumunda kalmışlar. Çalışırken de o onun Müslüman olduğunu biliyor, o onun mecusi olduğunu biliyor. Aralarında bir anlaşma yapmışlar, bir sözleşmişler. Demişler ki ben namaz kılarken sen bana hem müsaade et hem de bir zarar verecek bir şey yapma. Sen de ibadet vaktin geldiğinde işte ateşe tapacağın zaman ben de sana bir sıkıntı vermeyeyim. Senin nöbetini tutayım. da güzel bir şeydir. Londra'da böyle bir şey yaşamıştım. Çok şaşırmıştım. Bir parkta akşam namazı. Yer yok. Hani orada vakit de sıkıştı. Bir serdik böyle paltoları. Park gibi bir yerde biz akşam namazını kılıyoruz. 3-4 tane böyle baba yiğit delikanlı geldi. Bekleşiyorlar falan. Allah var. Bir böyle ne oluyor dedik biz. Namaz bitince döndüler konuştular ki çocuklar Müslüman da değil. Demişler ki ya siz ibadet ediyordunuz burada. Ha, olmaz da birisi size zarar vermesin diye sizin nöbetinizi tuttuk. Aman ya Rabbi. Allahu Teala onlara da iman nasip etsin. Çok şaşırmıştık. Bak Müslüman değil ama ibadeti anlıyor. Birisinin zararı gelmesin diye. İşte böyle küçük bahaneler. Bak şimdi bu hadise yaşanalı belki üstünden 4-5 sene geçti. Bu kadar zaman sonra ben burada anlatıyorum ve anlattıktan sonra Cenab-ı Hak dedirtiyor ki kuluna Allah onlara da hidayet nasip etsin ve belki de sizlerden birisi de şöyle diyor amin ya Rabbi diyor ve belki sizlerden birinin amini hatırına eğer nasiplerinde varsa Cenab-ı Hak o Londra'daki nöbetçi uşaklara iman nasip edecek. Bir şekilde bu kader bahsi böyle çok şeye gelmez. Bakın Ramazan bayramından sonra bayramda bir Ankara'ya gittik aile ziyareti vesaire geldik. Fakat giderken arabayla değil uçakla Ankara'ya gittim ben. Yani 48 saatlik bir uykusuzluk, bayram programı vesaire derken arabayı ofiste bıraktım. Arkadaşlar havalanına bıraktılar beni. Arabayı getirip ofise bıraktılar. Ben uçakla gittim. Sonra döndüm. Geri geldim. Geldim. Ertesi gün ofise geleceğim. Arabam yok. Taksiyle geçeyim. Taksi yok. Bulamadım. O sıra işte çocuk bir şeyini evde unutmuş. Annesini arıyor öğretmenin telefonunda. Anneciğim bunu getirir misin? Annesine dedim ki ya onu götürürken beni de sen E5 üzerinde bir yere bırakırsan ben bir taksi bulur giderim. Hay hay dedik. Ben E5'e bıraktı hanım beni. Durdum taksi gözlüyorum böyle tak bir araba durdu. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz hocam burada dedi. Taksi bekliyorum. Ben bırakırım sizi dedi. Yok kardeşim zahmet vermeyeyim falan derken bir başkası geldi arkada Bırakayım hocam dedi. Ben ikisini beraber zannettim. Sonra baktım ki iki ayrı araba. la Bu şöhret iyi yani taksiye bile para vermiyorum. Öbür arkadaş geldi. Bırakayım. Hay hay dedim. Bindim giderken sohbet ediyoruz. Erzurumlu bir arkadaş. Hadiseye bakın. Bu, bu muhabbet, sohbet, havadan sudan falan konuşarak bir yere kadar geldik. Dedi ki annem Covid'den vefat etti abi. Biz altı erkek kardeşiz. Rahmetli annem sizi çok severdi dedi. Bakar ve dermiş ki o merhume hacı anne. Bu çocuk salih bir çocuk dermiş. Keşke böyle bir oğlum olsaydı. <laughs> Şimdi insan altı evladı varken, bir başkasına salip, normalde kıskanmalar lazım. Siz ne yapardınız dedim. Biz dedik, bizim de keşke böyle bir abimiz olsaydı. Derdik dedi. Maşallah böyle güzel çocuklar. Şimdi böyle deyince, valide de vefat etti. Hadi ona bir Fatiha okuyalım dedim ya. Elimizi açtık, bir Fatiha okuduk. Arkadaşa söylemedim ama, şöyle bir kaldım. Allah var. Şimdi düşünün, Cenab-ı Hakk'ın kaderi nasıl bir şey? Bir Hacı Valide'nin ekrana çıkan birisi hakkında salihlerden olduğuna dair bir hüsnü zanlı var. Allah bizi o hüsnü zanna layık etsin inşallah. Olamadığımızın farkındayız. Ama onun öyle bir hüsnü zanlı var. Vefat ediyor. Aradan geçiyor 2 3 sene o salih olduğunu düşündüğü kişi Ankara'ya uçakla gidiyor, arabasını burada bırakıyor, taksi bulamıyor, çocuğu evde bir şey unutuyor, hanım onu bırakıyor, o oraya gidiyor, o sıra o adam oradan geçiyor filan ve duruyor, karşılaştırıyor oğluyla ve o salih olduğunu düşündüğü kişiye bir fatiha okutturuyor o valideye. Bunu Allah'tan başka hiç kimse yapamaz. En büyük senarist yapamaz. Nasıl kurgularsan, nasıl yaparsan, nasıl ayarlarsan yapamaz o hacı valide deseydi ki bu çocuğu bulun da benim vefatımdan sonra bana bir fatiha okutun deseydi gene yapması zor bir şeydi. Yani çocuk unutur, arar bulamaz, bulur olmaz filan. Ama Allah bak denk getirmek istedi mi Allah böyle denk getiriyor. Fatiha'yı okurken kendi kendime dedim ki Ya Rabbi sen benim salihlerden olmadığımı bilirsin. Ben salihlerden değilim ama kendisine Fatiha okudum bu hacı annenin benim salihlerden oluşuma dair bir hüsnü zanlı vardı. Onun hüsnü zannınca, salih bir dudağın okuduğu Fatiha gibi ona hediye et ve sanki gözümün önüne o Erzurumlu hacı anneye bir, bir demet çiçek gibi kabrinde bir Fatiha. Böyle bir hissiyat, bir kader. Bu kader enteresan bir şey. Dönelim hadise. Abdullah bin Mübarek Hazretleri o mecusiyle anlaşıyorlar. Ben ibadet ederken sen bana ilişme, sen ibadet ederken ben sana ilişmeyeyim. Mevzular da bu. Abdullah Mübarek Hazretleri namaz vakti gelince namazını kılmış. Gayet güzel. Mecusi karışmamış. <laughs> Mecusi ibadet edecek, adam ateşe tapacak. İşte Abdullah Mübarek rahmetullahi aleyh'te din gayreti var. Hani bir Müslüman yanında ateşe tapılmasına öyle kolay kolay şey yapamaz. Adam tam böyle ateşin önünde eğileceği zaman tak geri çekiliyor. Abdullah Mübarek Hazretleri aslında ona bir şey yapacak. Dayanamıyor çünkü o ateşe tapılmasına. Fakat bir bir şeyi duyuyor ve geri çekiliyor. Adam işi bitince dönüyordu ki Sen diyor, bir, diyor üstüme bir hamle yaptın ama sonra da geri çekildin. Bunun sebebi neydi? Hazret diyor ki tam diyor sana vurmak için eğildiğimde bir söz işittim katiften. Dedi ki söz verdiğiniz zaman ahdinizi yerine getir. Allah Allah. Bak Resulullah Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazret Hatice Validemizin söylediği hususlardan bir tanesi de bu. Söz verdiğinde tutarsın. Diyor ki bir söz duydum diyor. Söz verdiğin zaman ahdinizi yerine getir. Ben de vazgeçtim diyor bunun üzerine. Ateşperest demiş ki: "Aho kardeş. Rab senin Rabbindir." demiş ya. "Allah senin Allahındır." demiş ya. Düşünsene. Düşmanı için dostunu azarlıyor demiş ya. Allah o Allah'tır. Dönmüş ve oracıkta kelime-i şehadet getirip iman etmiş. Böyle bu zatlar böyle. Gelelim Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin yani böyle mübarek bir Zat-ı Şerif'in kendisinden dünyaya geldiği anne ve babanın ahvaline ve onların evliliğine. Hani Bugün biri bir günde asıl anlatacağım mevzu buydu. Fakat dedim ki ya Hazret'ten birazcık bahsetmezsek olmaz. Azıcık bahsedelim dedik. Bak buraya geldik. Olsun. Yani. Bir aceleniz mi var sanki oturun. Ya durdurur devam edersiniz. Hatta durdurunca belki şey de yaparsınız abone olursunuz, katılırsınız, bir, bir şey yaparsınız. Söylemeyince olmuyormuş. Arkadaşlar öyle diyor. Yazıyoruz ya oğlum diyorum abone olun diyor. Ayıp lan insan sohbet ederken bir de abone olun falan der mi? Abi söylemek lazım. Söyleyince tesiri başka oluyor diyorlar. Şöyle enteresan bir şeyden haber verdiler. Mecran'ın her 100 izleyicisinden 60'ı sürekli izliyormuş ama abone değilmiş. Enteresan. Çok bir aboneliğiniz olsun da hava atalım. Değil mi? Namımız yürüsün birazcık. Şimdi Şimdi bunu anlatayım falan derken şuralardan da bahsedeyim. Sonra işin içine Salih Baba çıktı geldi. Sonra öbür mevzular geldi. Geldik asıl mesele. Merv şehrinin bir rivayette valisi diyor. Bir başka rivayette kadısı diyor. Ama kadı olması daha muhtemel. Muhtemelen İslam Ansiklopedisinde de kadısı diye geçiyor diye zannediyorum. Merv şehrinin bir kadısı var. Güzel bir adam, salih bir adam. Adamcağızın üzüm bağları varmış. O bağlarda çalışacak, oranın nöbetini tutacak, ilgilenecek bir, birisi lazım. Onun da kölesi var. Kölenin adı Mübarek. Abdullah bin Mübarek, Mübarek'in oğlu Allah'ın kulu. Değil mi? Mübarek isminde bir kölesi var. Köle bağla meşgul oluyor birkaç ay falan. Kadı Efendi bir gün bağa gitmiş. Ne var ne yok? Evladım bana bir üzüm ver de yiyeyim diyor. Peki efendi diyor hay hay. Oradan tutmuş böyle bir tane bir üzüm uzatmış. Kadı efendi ağzına almış. Eee ekşi. Ya başka bir tane var bu ekşi demiş. Başka bir tane uzatıyor mübarek. Bakıyor böyle tabii. Oğlum bu da ekşi. Öbürü ekşi. Artık şey yapmış. Yavrum demiş yani iki aydır buradasın. Bu üzümle meşgul oluyorsun. Bağla meşgul oluyorsun. Hangisinin ekşi hangisinin tatlı olduğunu bilmiyor musun sen? Bilmiyorum efendim demiş. Ya niye bilmiyorsun demiş. Hani meşgulsün bir insan tadına bakmadım. Bakmadım efendim demiş. Allah Allah. Bakmadım deyince kadı şaşırıyor. Niye tadına bakmadın diyor. Efendim diyor siz üzümlerin ilgilenilmesi ve muhafazasıyla alakalı beni burada vazifelendirdiniz. Tadına bak demediniz. Ben nasıl ihanet ederim de sizin demediğiniz bir şeyi yaparım deyince kadı böyle bir durmuş. Bakmış karşısında akıllı birisi var. Akılla zekayı karıştırırız ama akılın da akıldan farkı vardır aslında. İşte aklı meat, aklı mehaş, aklı cüz, aklı kül derler. Ahiret aklı dediğimiz bir akıl var. O ahiret aklının da artabileceğini söylüyor büyükler. Artması için de Allah ehliyle düşüp kalkmak gerekiyormuş. İnsan Allah ehliyle düşüp kalktıkça, hem oldukça, vakit getirdikçe, yanlarına gidip geldikçe, beraber oldukça ahiret aklı artarmış. Ayrı bahis. Kadı bakıyor ki köle akıllı bir adam. Ona demiş ki benim bir derdim var bana bir yardımcı ol bakayım. Hayır olsun efendim esnafla ben ne yapabilirim? Benim bir kızım vardı. Salih abi kızcağızdır. Sağdan soldan isteyeni de çok. Fakat ona versem o gücenecek. Öbürüne versem öbürü kızacak. Diğerine tamam desem öteki bir şey... Gönlümde demiş tam he demiyor hiçbirine. Ne yapmak icap eder? O köle diyor ki efendim malumunuz diyor. Hani eski zamanlarda soyuna sopuna bakarlardı. Hani asil mi değil mi nesebine bakarlardı. Zenginliğine bakarlardı. Parası malı mülkü var mı yok mu diye bakarlardı. Yahudiler daha çok mesela güzelliğine ve asaletine bakarlardı. Güzelliğe, zarafete bakarlardı. Fakat Risale-i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da takvasına, ve Allah rızasına kulluğuna bakarlar. Haline bakarlar, takvasına, Allah korkusuna bakarlar da. Siz bu dördünden birini tercih edin deyince Kadı Efendi diyor ki ben din gayretini ve takvayı tercih ettim. Kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Köle demiş ki ben paranızla satın aldığınız bir köleyim efendim. Siz bu şehrin kadısısınız. Nasıl olur da ben kızınızla evlenebilirim? Hele sen dur bakalım demiş. Ben bir eve gideyim. Hanımına söylüyor. Atın diyor böyle böyle bir şey oldu. Bak bizim köle var ya mübarek. Bağda iki aydır duruyor. Dokunma dediğimiz için tadına bile bak böyle bir adam. Şimdi böyle adamlar vardır. Şimdi bunlar 800 sene, 1000 sene evvel yaşanıp da bitmiş şeyler değil. Hala vardır. Ben bak bu çağda bir Allah dostunun hanesinin hizmetiyle meşgul olan birisini tanırım. Bir gün oturduk sohbet ederken İstanbul'un güzel semtlerinden bir yer konuşuldu. Abi gittin mi hiç oraya? Gitmedim dedi. Filan yeri bilir misin? Bilmem dedi. Ya falan yeri de mi görmedin? Görmedim. Hiçbir yere gitmemiş. Halbuki vakti var. Hani mübarek geldi. Senede iki ay burada. On ay istediği yere gidebilir, görebilir. Bu şehirde yaşıyor, merak eder falan. Niçin gitmedin? Verdiği cevabını tamam. Oralara giderim. Oralar benim hoşuma gider de burada durmak bana zor gelir diye korktum. Onun için hiç görmek istemedim dedi. Bak işte o mübarekteki hassasiyet aradan 8-10 asır geçiyor. Allah'ın bir başka kulunda aynı şekilde nasıl tecelli ediyor? İnsan. Burada önemli olan o insan. Gerisi değil. Kadı Efendi gelmiş hanımına demiş ki böyle böyle mübareğin bir hasretini gördüm. Ben kızımızı onunla evlendirmek istiyorum. Senin için de uygunsa hanımı demiş. Efendim sen nasıl uygun görürsen ama kızımıza da bir danışalım. Kıza soruyorlar. Kızcağız da diyor ki siz nasıl münasip buyurursanız ben bugüne kadar sizin sözünüzden çıkmadım. Siz böyle münasip buluyorsanız bendir de münasiptir. Bak Allah babanın böylesini evlatlara nasip etsin. Anlatabildim mi? Dönüp de şu su var, bu su var, falanı var, filanı var. Onunla evlen değil. Takvası var. O şu su bu su falanı filanı dediğin şeyler bugün var yarın yok olabilir. Bugün yok zannedersin dünyalık yarın var olabilir. İnsanda kalacak olan edebidir, ahlakıdır, takvasıdır, Allah korkusudur, kulluk hissiyatıdır. O kalacak olan odur. Kız buna verilir. Başka bir şey değil. Neyse. İşte Allah evlatlara böyle baba nasip etsin, Babalara da böyle evlat nasip etsin. Demiyor ki baba ama ben falan valinin oğluna aşığım. Böyle bir şey. Ha ya bunu da dese bu da kınanacak bir şey mi? Bu da olur. Yani Allah diler böyle de olur. Birisi de bir birisine aşık olur filan. Ama meramım anlaşılıyor zannediyorum. Neticede o kadı efendinin, Merv kadısının kızıyla o köle mübarek evlenmişler. Hatta evlendikten sonra rivayet o ki o köle mübarek 40 gün kızcağıza el sürmemiş. Kadı efendi neticeden haberdar olunca en son Evladım diyor sen benim kızıma naz mı ediyorsun? Ne yapıyorsun falan? Efendim estağfurullah demiş ya, Öyle şey olur mu? Sadece demiş mazur görürseniz siz hani kadılık yapıyorsunuz. Bunun gereğince ola ki demiş hani kazancınızda bir o olur, bu bir, şey olur da bir harama yakın bir, bir şey olur. Şüpheli bir şey yemiştir kızınız. Ve doğacak çocuğa o yediği şey bir şekilde tesir eder endişesiyle ben o 40 günün dolmasını bekledim. Allah Allah. İşte böyle bir evlilikten öyle bir çocuk doğuyor. Çocuğun adı Abdullah bin Mübarek. Rahmetullahi aleyh. allah Teala derecatını âli eylesin. Bizi de onları seven, sevdiği için de onların halleriyle hallenenlerden eylesin. Erenler. Onlar erenler. Erenlere gönül verenler. Onlar da onlar, gönül verenleri sevenler. İşte o olursak biz de o sevme icabı inşallah onlarla beraber oluz. Ne kadar oldu bilmiyorum video belki çok uzadı. Bağışlayın hakkınızı helal edin. Yani bazen de böyle oluyor, bazen kısa, bazen uzun. Tecelliyat nereden ne gelir, nasıl olur, böyle oldu. Haftaya görüşürüz o zaman. Allah'a emanet. Eyvallah. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.